gıda fiyatları önlenemez şekilde artıyor. Enflasyon da artan gıda fiyatlarına bağlı olarak yükseliyor. Sorunun ortadan kalkması için herkes bir çözüm üretmeye çalışıyor ama sonuç hep aynı. Peki neden? Neden bu sürekli artan fiyatlar? Sorunun kaynağında ne var? Merhabalar, ben Cem Seymen. Belki de bu programda ilk defa sizi dışarıdan değil, doğanın içinden değil, binaların arasından o hiç sevmediğim betonların içinden selamlıyorum. Bir kez burası aslında bir miktar belki kurtarabilir durumu anlattığım şeyi. Çünkü burası bir cam bina. Yani pek beton yok. Cam ve çeliğin karışımı. Yani tamamen camla giydirilmiş bir bina. Ama olsun, yine de kapalı bir yer. Ben kapalı yerleri pek sevmem. Benim için önemli olan doğaya çıkmak. Önemli olan doğanın hikayesini anlatmak. Benim için önemli olan doğal olan her neyse hayatımıza katmanın yollarını arayabilmek, araştırabilmek. Zaten bu programı da onun için yapıyorum. Aklıma birden geldi. Bir papaz fıkrası vardır. Yani seneler seneler önce tufan çıkmıştır. Muazzam bir yağmur. Gökler gürlüyor, şimşekler çakıyor. Korkunç bir yağmur yağıyor. Kilisenin papazı da kiliseye çok büyük bir tehlike olduğu için kilisenin bütün işte şeyleri, müritleri boşaltılır. Bir de kilisenin papazı kalır. Kilisenin papazı der ki bana hiçbir şey olmaz, meraklanmayın. Ben işte iman ediyorum, Allah'a her gün dua ediyorum, hiçbir günah işlemedim. Bana bir şey olmaz. Devlet yetkilileri gelirler kurtarmak için. Hepsini geri savar. Gerek yok benim için der. Ondan sonra yağmur şiddetini artırır. Bu sefer botla kurtarmaya gelirler papazı. Botla kurtarmaya geldiklerinde papaz yine aynı şeyi söyler. Benim için önemi yok. Ben her türlü vatandaşlık görevimi yapıyorum. Allah'a kullukta hiçbir zaman hata işlemedim. Her zaman dualarımı esirgemedim. Her zaman dualarımı yaptım. Bütün ibadetlerimi yerine getirdim. Benim hiçbir yardıma ihtiyacım yok. Allah'ım beni kurtarır. Saatler geçtikten sonra bu sefer artık iyice sular kiliseyi aşmaya başlar ve neredeyse kuleye kadar çıkar. Papaz da kuleye tırmanır. Bu sefer helikopterle gelirler kurtarmak için. Aynı şeyi söyler yine. Benim yine kurtarılmaya ihtiyacım yok. Çok güvendiğim Allah'ım beni kurtarır der ve bir saat sonra da sular iyice yükseldikten sonra papaz ölür gider. Ondan sonra öldükten sonra Allah'ın karşısına çıkar ve der ki Allah'ım ben sana her türlü kulluk yaptım, her türlü iyi insan olarak görevimi yerine getirdim. Niye beni böyle cezalandırdın, beni kurtarmaya gelmedin der. Allah da der ki sana 3 tane yardım geldi, 3'ünü de reddettin, aklını kullanmadın, yardımı elinin tersiyle ittin. Eğer aklını kullansaydın şimdi yaşıyor olurdun. Her şeyden önce aklımızı kullanmamız lazım. Bakın bize verilen en önemli şey zihin, akıl. Beynimiz, düşüncelerimiz, düşüncelerimizi olgunlaştırmak için zaten okula gideriz. Düşüncelerimizi bir işe yarasın diye zaten kitaplara boğuluruz. Bilime niye bu kadar merak sararız? Bilimi niye çok önemseriz? Çünkü düşüncelerimiz, hissettiklerimiz, gördüklerimiz, beklentilerimiz bir araya gelir ve bizi daha yaşanır bir dünyanın içine iter. Onun için zaten özgür akla inanırız, bilime inanırız. Bilimi reddeden her ülke görüyorsunuz açlıkla, yoksullukla mücadele ediyor. Bilime, çocuklarına, gençlerine, eğitimle yatırım yapmayan hiçbir ülkenin kalkındığına tanıklık edemedik maalesef bugüne kadar. Bu hiçbir zaman değişmez. Bu değişmez kuraldır. Bu hafta sizlere et fiyatlarını anlatacağım. Türkiye bir tarım ülkesi. Türkiye bir sanayileşen bir ülke ama Türkiye aynı zamanda bir hayvancılık ülkesi. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Çünkü tarım ve hayvancılık sanayileşmesini başarmak isteyen her ülkenin mutlaka sorunlarının tamamını çözmesi gereken bir alan. Tarım ve hayvancılıkla ilgili sorununu çözmemiş hiçbir ülke yok. Hiçbir sanayileşmiş ülke yok dünyada. Onun için İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya, Hollanda'ya, İtalya'ya baktığınız zaman hep zannediyorsunuz ki bunlar tasarım ülkesi, bilim ülkesi, teknoloji ülkesi. Amerika'ya baktığınız zaman dünyanın en gelişmiş ekonomisi, dünyanın en büyük ekonomisi. Yani telefon sektöründen tutun da bilgisayar sektörüne kadar dünyanın bütün ana merkezini elinde tutan bir ekonomiden bahsediyoruz.
Ama Amerika dünyanın en büyük tarım ülkesidir bakın. Dünyanın en büyük tarım ihracatçısıdır. Hollanda deyip geçmeyin, bir tasarım ülkesi değil. Hollanda dünyanın en büyük tarım ihracatçılarından bir tanesi. Biz tarım ülkesi olarak büyük bir yanlış yaptık. Bakın programı açarken özellikle gençler için bir fotoğraf sermek zorundayım. Biz tarım ve hayvancılık ülkesi olarak yolumuza devam edeceğimize tam tersine tarımı biraz şirketleştirdik. Bu sadece Türkiye'ye ait bir olgu değil. Bütün dünyaya ait bir olgu. Genel olarak dünyada küresel olarak esen bir dalga var. Tarımı artık çiftçiler, köylüler değil, tarımı artık şirketler yapıyor. Bunun birkaç tane önemli sakıncası var. Bir tanesi demokratikleşme konusunda toplumların daha demokratik düşünebilmesi için elindeki bütün gücü alan bir unsur bu. Bu hoş bir şey değil. Çünkü toplumları biraz daha antidemokratikliğe doğru iten bir. Çünkü zenginle yoksul arasındaki büyük uçurum daha da büyük bir uçuruma doğru ilerliyor. Bu önemli. İkincisi bir kez her şeyden önce biz büyük bir ülkeyiz ama nüfusumuz çok kalabalık, genç bir nüfusuz, çalışkan bir nüfusuz, know-how'umuz var. Bütün dünyada yapılan hatalardan bir tanesi de tarımı şirketlerin yapıyor olması, insanların değil. Bu çok 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 büyük başka sorunlara yol açabilecek kadar önemli bir olgu. Şimdi Türkiye'deki mesele de bu. Biz gelişeceğiz, ilerleyeceğiz, elbette ki ekonomimizi güçlendireceğiz ama maalesef eğer hayvanlarını satıp da kentlere göç eden insanların sayısı binler, on binler, yüz binler ve hatta milyonlar olduysa nüfus artarken hayvan sayısı artmasına rağmen hala ortada büyük bir açık varsa bir yerlerde yanlış var demektir. ...85-70-85-90 liraya bonfilenin kilosu olamaz. Bir kıymanın kilosu neredeyse 50 liraya dayanamaz. Biz bir tarım ülkesiyiz, biz bir hayvancılık ülkesiyiz. Son günlerde sürekli herkes aynı şeyi söylüyor. Kaç kere et yedin? Bunu belki 80'lerden 90'lardan beri soruyoruz. Dar gelirli et yemiyor. Böyle bir şey kabul edebilir miyiz? Bu cümle bizim hayatımızda vuku bulabilir mi? Bu kadar önemli verimli topraklara sahip Anadolu'nun, bu kadar iyi yetişmiş insan gücüne sahip tarımı ve hayvancılığı yüzyıllarca içinde barındırmış bir toplumun dar gelirlisi et yiyemiyor. Böyle bir şeye müsaade edebilir miyiz? Et yiyemiyorsa biz toplumsal barıştan söz edebilir miyiz? Nerede hata yaptık? Biraz ona bakmak istiyorum bu programda. Yani Türkiye'nin büyük bir bölümü karlar altında. Dolayısıyla uçaklar iptal oldu. Ben gidemedim ama gidemediğim için de yerimde sayıp oturacak değildim herhalde. Bu hafta yine bir program yapacağım. Önemli değil. Uçaklar da kalkmasa, yolları karlar da kaplasa, bütün meraların üstüne, bütün ahırların tepesine, dünyanın en büyük kar volümleri de düşse benim için fark etmez. Benim bir hikayem var. Zaten Türk gençlerinden istediğim şey de o. Genç nüfusumuzdan istediğim şey o. Herkesin bir hikayesi olması lazım. Tutkuyla sarıldığı bir şeye inanması lazım. Ya bir meslek, ya bir hedef, ya önümüzdeki yıllar için kendine koyduğu önemli bir aşama ne olursa olsun. Ama yaşadığınız ülkenin gerçeklerini bilmeniz gerekir. Bu ülkede et pahalı. Çünkü çiftçiler artık çiftçilik yapmak istemiyorlar. Diyeceksiniz ki alışveriş merkezlerinde dolaşıyor. Ne olmuş yani? Gayet de güzel. Alışveriş merkezlerinde dolaşırken bizler dışarıdan, Güney Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan et alıyoruz, et. Sadece cansız et değil, aynı zamanda hayvan ithal ediyoruz. Bunu kabul edemeyiz. Bu böyle gidemez. Onun için de fiyatlar çok yükseliyor. Bu programda biraz ona bakacağım. Neden bu kadar çok yükseliyor? Onun için gençler, bir Türkiye programı izleyeceksiniz. Ve genç kalanlar, her zaman söylüyorum. Sadece gençlere hitap ediyorum ama benim için genç kalanlar da en az. Yani ruhunu genç tutanlar, emekliler de genç kategorisinde olduğu için beni mazur görün. Ülkemizde yaşanan her şeyi bilmek, anlamak, kavramak, ne yapabilirim diye kafa yormak zorundayız. Zaten yaşamın başka türlü anlamı olmazdı. Ben ne yapabilirim? Soruna nasıl çözüm bulabilirim? Bir vatandaş olarak her şeyi devletten beklemektense, her şeyi iktisadın yöneticilerinden beklemektense, her şeyi, her mutluluğu, her keyfi, her konforu, her rahatı bir başkasının vermesini beklemektense ben ne yapabilirim sorusunu belki sorabilirsiniz. Herkes bu soruyu sorarsa yavaş yavaş işler iyileşmeye başlar. Biz meralar kuramaz mıyız? Hollanda kurdu. Hollanda'nın toprağı bile yoktu.
Tabii ki kurabiliriz. Türkiye büyük bir ülke. Bunların hepsini yapabilir, başarabilir. Sadece bir et fiyatı deyip geçmeyin. Bu program neyi başaracağımızın, neyi başarmayı hayal edeceğimizin programı. Hayal edersek başarırız. Ben hep buna inandım. Hep bunun için çalıştım. Hep bunun için alın teri döktüm. Onun için programı çok pahalı et fiyatları. Ben et yemiyorum diye değil de ne yaparız da Türkiye'de herkesi daha rahat, daha eşitlikçi, daha özgür, daha bütün pastadan adaletli bir paylaşım alarak mutlu yaşatırız. Onun peşine koşmamız lazım. Televizyoncu olarak ben, izleyici olarak sizler, öğrenciler, sendikacılar, bürokratlar, memurlar, doktorlar, hemşireler, pilotlar, mühendisler fark etmez. Ama herkesin kendisine şu soruyu sorması lazım. Bu kadar zengin bir ülkede gerçekten hepimiz teker teker niye zengin değiliz ve niye başkasının çok kazandığını hep seyretmek zorundayız. Sokağın sesine kulak vererek başlamaya karar verdim. Doğal olarak herkes aynı şeyi söylüyor. Temel gıdamız neden lüks oldu diye soruyor. Niye alamıyoruz diye feryat ediyor. Çok pahalı yani. Şimdi alan insan da var, hiç alamayan insan da var. Senede bir kez et yiyen insan da var. Et sağa sola bakıyorum. Et yiyen yok. Hayır almıyorum, kıyma da almıyorum. Hiçbir şey almıyorum yani. Daha önceden bir haftada bir et yenirken şimdi ayda bir et yemeye başladı herkes. Benim alıp almama önemli değil. Toplumun %99'u alamıyor. Ben restorancıyım efendim, etçiyim ben. En çok darbesini yiyenler de esnaflar oluyor. Yani satanlar oluyor. Zaten alanın zaten alım gücü yok. Dolayısıyla sıkıntı büyük yani et üzerinde. Eti çok azaltma zorunda kaldık. Vallahi alamıyoruz maalesef. Alamıyoruz yani. Gerçekten et fiyatları çok yüksek. Nasıl alsınlar? Geçen yıllara göre %50-60 artışlar olmuş. Türkiye'de kırmızı et, üstelik hayvan sayısının arttığı bir dönemde alınamayacak kadar pahalı. Dar gelirli için hayal. Neden artıyor fiyatlar? Şimdi şu grafiğe bir bakalım. Mesela kuşbaşı. 2014 yılında 26 liraymış. Şimdi 39 lira. Bonfileye gelecek olursak, altın değerinde. 2 yıl önce 45 liraya satılan bonfile şimdi tam 74 lira. Sorunun temelinde şu var. Türkiye'de ve dünyada çok ülkede tarım şirketleşiyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Dünyada şöyle bir değişim oldu. Yüksek verimli tohumlukların, sentetik kimyasalların ve tarım makinelerinin kullanılması oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Endüstriyel tarım oluştu yani. Ve bu endüstriyel tarım yüzünden çiftçiler tarlasız, sahipsiz kaldı. Maliyetler çok artınca çekildiler. Küçük çiftçi büyük şirketlere yenik düştü. Kente göç etmeye başladı. Uzmanlara göre sorun çok büyüdü. Geçmişi çok eskiye dayanan bir problem bu. Aslına bakarsanız 80'li yıllardan bu yana gördüğümüz problemin tekrarlandığını maalesef üzüntüyle izliyoruz. Şöyle bir durum var. Aslında bütün programlarımda size aynı şeyi söylüyorum. Küçük üreticinin desteklenmediği bir Türkiye'de biz gıda fiyatlarındaki artışa hiçbir zaman engel olamayacağız. Dünyada genel trend de zaten bu yönde. Sanayileşmiş ülkelere bakın. Bu arada bir kez daha söyleyeyim. Tarımla, hayvancılıkla ilgili tüm problemlerini halletmeyen hiçbir sanayileşmiş ülke yok dünyada. Ne Fransa, ne İtalya, ne İspanya, ne İngiltere, ne Hollanda. Hiçbirisi fark etmez. İçine Amerika'yı da katın, içine Japonya'yı da katın. Tarımla ilgili problemlerini bitirdikten sonra ancak sanayileşmeyi başardılar. Yani bizim belki Türkiye ekonomisinde sürekli konuştuğumuz enflasyon meselesinin ve sürekli tartıştığımız enflasyonu yaratan gıda fiyatları meselesinin altında yatan sebep bu. Biz birdenbire büyük bir sanayi ülkesi olamayız. Bizim tarımla ilgili bütün sorunlarımızı hallediyor olmamız lazım. Ama öyle değil. Çünkü küçük üretici bir kez her şeyden önce maliyet baskısı yüzünden yaşadığı yeri terk ediyor. Bunu artık ezberlediniz. Bütün programlarımda yıllardır söylüyorum. Anadolu'nun boş olmasını bizler kabul edemeyiz.
Anadolu'nun sürekli göç ederek kentlere yerleşmesine tanıklık etmemiz daha fazla devam edemez. Buna izin veremeyiz, vermemeliyiz. Eğer verirsek daha fazla para ödeyerek et yiyeceğiz, daha büyük zamları konuşacağız ve daha çok enflasyonla yaşamak zorunda kalacağız. Hep Merkez Bankası söylüyor. Her şey makroekonomik dengelere baktığım zaman, her şey gayet yolunda giderken enflasyonla mücadelede zaman zaman zorluklar yaşıyorum. Çünkü Türkiye'de gıda fiyatları çok yüksek ve et fiyatları çok yüksek. Avrupa'da belki de dünyada en pahalı eti yiyen ülkelerden bir tanesiyiz. Bu normal mi sizce? Yani bir tarım ve hayvancılık ülkesinde, üstelik de böyle olmaktan gurur duyan bir ülkede gıda fiyatlarının bu kadar yüksek olmasını, et fiyatlarının bu kadar fahiş fiyatlara ulaşmasını kabul etmek mümkün mü? Acaba bunun bir nedeni var mı? Daha da önemlisi, acaba bunu önleyebilir miyiz gerçekten? Ahmet Yücesan konuğum bugün. Et Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Bu benim içimi yakan bir olgu. Yani Türkiye gibi bir ülkede et fiyatları niye bu kadar yüksek diye zaten yıllardır konuştuğumuz soruyu, en klişe soruyu sorayım. Ondan sonra daha ayrıntılı sorulara gireceğim elbette. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Niye yüksek? Öncelikle şuradan başlayalım. Türkiye et üretimi için coğrafi şartları çok çok uygun bir ülke değil. Tamam, bir tarım ülkesi. Bitkide, bitkisel ürünlerde, meyvede, sebzede, evet bunu kabul ediyoruz. Ancak et üretiminde temeli ota bağlı. Biz coğrafyaya baktığımızda İstanbul'da batı bölgeleri hariç, doğu bölgesi, Orta Anadolu bölgesi, Karadeniz ve Akdeniz hariç tamamen kurak. Yani yılın belki 8 ay, 7 ay kar üzerinde. Daha sonra bitkiler yanıyor ve daha sonra da yine kar yağıp o şeyle kapanıyor. Şimdi bunun nedeni şu, coğrafi olarak bu şeyin bitkisel üretimin olmamasının sonucunda dolayısıyla etin ana maliyeti olan yani %60 ana maliyeti olan yem bitkilerinin ya da otun pahalı olmasından kaynaklı bizim ister istemez şeyimiz. Ne var mesela pahalı yem bitkiler arasında? Yani yonca var, saman var, korunga var, işte fi var gibi bir takım. Biz bunları yetiştiremiyoruz. Yani yetiştirsek biz de yeterli değil. Biz bunları yetiştiriyoruz fakat yeterli olmuyor. Yani maliyeti biraz yüksek oluyor ister istemez. İşte taşıma suyuyla yapıyorsunuz, mevsim belli döneminde alabiliyorsunuz. 3-4 verim yerine yılda 2 ya da 3 hatta 1 ürün alabiliyorsunuz. Bütün bunlar maliyet etkiliyor. Dolayısıyla sonuç olarak etin fiyatı karşımıza pahalı çıkıyor. Ha bütün bunlara rağmen. Tüm bu olumsuzluklara rağmen yani Türkiye'deki coğrafi şartları, iklim şartlarına, bitki azlığına rağmen bu fiyatlar ya da bu üretim biraz daha iyi olabilir miydi? Evet olabilirdi. Biraz yapısal değişiklik olması lazım. Biraz materyalde, maddede ya da popülasyonda değişiklik yapması lazım. Farklı çalışmalar yapması lazım. Bunu, yani bu bizim dezavantajımız, bu eksik yanımız daha fazla çalışmakla, daha doğru kararlarla, daha uzun vadeli çözümlerle önüne geçilebilir. Evet. Anladığım kadarıyla istatistiklere bakıyorum. Hayvan sayısı Türkiye'de artmış. Yani evet, orada bir sıkıntı yok. Hayvan sayısı artarken et fiyatları da yükseliyor. Bu bir çelişki değil mi? Şimdi arasındaki oransal artışta Türkiye'deki hayvan sayısının arttığından daha fazla nüfusun artması artı eti olan talebin artması çok daha fazla. Şimdi bakın geçen 2 ay önce ya da 3 ay önce Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırlamış, Dünya Tarım Örgütü'nün hazırlamış olduğu bir rapor var. Diyor ki önümüzdeki 10 yılda 15 yılda et fiyatları çok aşırı artacak ve yetersiz duruma gelecek. Bunun sebeplerinin altında şu var. İşte bölgemizde Çin, Asya, işte Hindistan ekonomik olarak gelişiyorlar. Ekonomik olarak gelişen toplumlar kırmızı et olan eğilimi daha çok artıyor. Dolayısıyla oradaki 1 milyar üzerindeki nüfus, 2 milyar üzerindeki nüfus kırmızı ete yönelecek. Halbuki aynı oranda bir kırmızı et üretimi söz konusu değil. Dolayısıyla oradaki açıktan dolayı ürünün azlığı yani pazara azlığından dolayı fiyatta yükselme oluyor. Şimdi evet dediğiniz gibi şu anda dünyada evet belki birkaç ülkeden biri siz en pahalı eti yiyen. Ama üretim koşulları açısından da yine en kötü ilk bir iki ülkenin içerisinde izleyebilir. Şimdi Türkiye'de şöyle bir problem var. Türkiye'nin hayvancılık kurgusu yani sığır hayvancılık kurgusu süt hayvanı üzerine kurulmuş. Bütün kurgumun üzerine kurulmuş. İşte Batı'da, yanlış da oradan başlıyor. Bence yanlış oradan başlıyor. Şimdi dolayısıyla 5,5 milyon civarında bir süt hayvanımız var. Yani kültür ırkı olan, melez kültür melezi olan 5,5 milyon civarında. Ve bunu kesmemeliyiz.
Evet, bunu kesmemeliyiz. Birinci şey o. Bunu devam etmemeliyiz. Yani işte zaman zaman et krizinde ya da süt krizinde 3 laktasyonda, 2 laktasyonda yani daha verimin tam ortasındaki hayvanlar kesime gidiyor. Bir de bunun önüne geçmeliyiz. İkincisi, bu süt hayvanlarının popülasyonunu yani bu ırkı bizim değiştirmemiz lazım. Bizim yapmış olduğumuz şu anda Holstein dediğimiz yani sadece süt verimi olan, sadece yüksek süt verimi olan hayvanlarla biz Türkiye'de hayvancılığı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bunlar sadece süt veriyorlar. Biz besi de yani ette ne yapıyoruz? Bunların yavrularını, erkek yavrularını besiye alıyoruz. Halbuki bunların erkek yavruları kemik oranı yüksek, besi alma oranı düşük, günlük canlı ağırlık artışları çok zayıf, hastalıklara karşı çok zayıf. Çünkü bunlar süt hayvanı. Şimdi bak bunun örneğini vereyim. Bu biz süt hayvanlarını, bu Holstein'lerin yavrusuyla besi yapmaya tırmalıyorken İngiltere, İrlanda çok kötü bir örnek. Bu hayvanları, yavruları doğduğu zaman boğuyorlar. Yani yok ediyorlar, imha ediyorlar. Çünkü hiçbir şey yok, faydası yok. Halbuki biz bunları bugün burada bizim üreticileri yani besiciler 2000, 3000, 4000 liraya besiye almak zorunda kalıyor ki diğerine göre %30 verim düşüklüğü var. Şimdi biz matematik yapalım. 5 milyon hayvanımız var ve bundan çıkan 1/2 yani dişi çıkıyor, erkek çıkıyor. İkisine de bir erkeği alıp biz besiye koyuyoruz. Toplam 5,5 milyon hayvandan biz 2,5 milyon civarında besiye hayvan koyuyoruz. O hayvanın %30, %40 eksen düşündüğümüz zaman aşağı yukarı 1 milyon adet bizim demek ki bir besi materyal ihtiyacımız oluyor. Anladım. Sayıyı ben severim. 2005'te Ocak ayından Aralık ayına kadar toplam dışarıdan aldığımız besi hayvanı sayısı 300 bin. 2016'da tasarımla 600 bin tane hayvan almış olacağız. Eğer biz kurguyu doğru yaparsak yani süt hayvanını yetiştiriyorken bunları birebir süt verimli değil kombine verimliliklerle yani hem sütü hem et verimi yüksek olan hayvanı yaparsak beslendiği boyunca doğduğu süre boyunca sütünle yüksek verimli süt alırız. Yavrusundan da yüksek verimli et elde etmiş oluruz. Dolayısıyla o %30 açığı kapatmış oluruz. Yani bunu bu kurgunun güzel yapması lazım. Çok merak ettiğim bir şey var. Holstein dediniz. Evet. Türkiye kendi ırkını yaratmaya çalışmış tarihte. Böyle adımlar atmış. Evet. Kendi ırkımızı şimdi görmüyoruz, bilmiyoruz. Niye kendi ırkımız yok? Neden ithal ırkları kullanmak zorundayız? Şimdi şöyle, kendi ırkımız derken benim düşük olan ırklarımızı biz ısladık aslında. Yani öyle bir çalışma yapıldı. İşte bizim Karaca ve Esmeri var. Bu kendi ırkımız. Montufon'dan bizim yerli kara hibritlendi. Öyle bir ırk yaratalım ki bütün dünya bizden alsın. Şimdi onu şimdi az önce bahsettiniz de Avrupa bunu çok yıllar önce yapmış. 100 sene önce yapmış. Biz artık o yüksek verimli hayvanları içeriye almak çalışıyoruz. Ama bizim yaptığımız şu, belli bir adaptasyon süresi var. Dışarı hayvanlar geldiği zaman buradaki bazı yüksek verimli ırklarla, yerli ırklarımızla melezliyoruz ve onları kullanıyoruz. O çalışma yapılıyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. Eksik sağ olun. Olmayın katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ve çok da faydalandık verdiğiniz bilgilerden. Eksik olmayın. Sağ olun efendim. İlginç bir durum var. Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de sürekli artıyor. Yani bir yerlerde yanlış yapıyoruz. Dünyada 2013 yılından bu yana gıda fiyatları %20 düşerken Türkiye'de tam tersi bir durum var. 3 yıldır gıda fiyatları Türkiye'de %32,4 artmış. Peki bize ne oldu? Daha fazla ürün için kimyasal ilaç ve gübreleri kullanmaya başladık. Makinaları ve tohumları üreten büyük tekeller kazanç sağladıkça işler çığırından çıktı. Köylünün hiç şansı kalmadı. Köylüler değil şirketler kazandıkça köylüler küçük üreticiler de işi bırakmaya karar verdi haklı olarak. O zaman da ithalat can kurtarıcı gibi görüldü. Son 5 yıldır sürekli canlı hayvan ithal ediyoruz biliyor musunuz? Üretmiyoruz yani, ithal ediyoruz. Bu da fiyatları artırıyor. Çünkü dolar da yükseliyor. Türkiye'de bu kadar çok imkanımız varken dışarıdan niye hayvan alıyoruz ben bunu anlamıyorum. Ama dışarıdan hayvan gelmesinin sebebi Türkiye'de besiciliği bitirmişiz. Yani artık kimse bunu yapmak istemiyor. Besicilikle uğraşmak istemiyor çünkü para kazanamıyor. Hem et fiyatlarından pahalı olduğu için yakınıyoruz hem de besici feryat ediyor. Figan ediyor. Ben bu işi bırakıyorum diyor. Dışarıdan işte bu danaları getiriyoruz. Şavrole cinsi.
Meksika'dan Türkiye'deki besici buradaki hayvanı bırakıp ta Güney Amerika'ya, Meksika'ya gidiyor ve bu ırka getiriyor. Neden diye soracaksınız tabii ki. Ben de neden diye sordum. Neden biliyor musunuz? Çünkü biraz önce gördüğümüz danalardan, yani yerli danadan günde 400-450 gram et yaparken işte bu 700-750 gram et yapıyor günde. Yani bu çok daha kaliteli. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Bunu şöyle karşılaştırma yapabiliriz yani. Hollanda'daki bir inekten diyelim ki 60 litre süt alabiliyoruz. Ama Türkiye'de bu verim düşüyor ve 20 litreye geriliyor. Bunu Hollanda başarmış. Arge ile başarmış, araştırmalar başarmış, yatırımla başarmış. Şimdi ta Meksika'dan bu danaları getireceğimize yerli besiciyi teşvik etsek, yerli besiciyi yüreklendirsek, ona biraz daha iyi koşullarda üretim yapabileceği alanlar yaratsak, destek olsak, ülke olarak sahip çıksak, ta gidip de Meksika'dan hiç dana alır mıyız? Böyle bir şeye ihtiyaç var mı sizce? Siz şimdi ta kalkıp Meksika'ya mı gittiniz abi, evet, bunları almak için? Meksika'ya gittim. Bu hayvanları seçip almak için bütün Meksika'nın yayılımlarının hepsini gezdim. İnanılmaz anladım. Bir şey ya. Yani, burada evet, yani inek bitmiş gibi, dana bitmiş gibi Meksika'ya gittin. Sen, buna mecbur bırakıldın yok. Bence sen. Bu ırkı bulamadım burada. Bu ırk niye yok? Bunu yetiştirmek çok mu zor? İşte bunun doğumu, bunun üretimi... Yani doğum üretimi olacak ki ben de giden çiftliklerden, işte vatandaştan bunu alıp besiye koyam. Yoktur. Bunun fiyatı farklı mı? Hayır, farklı değil. Gidip Meksika'dan almana rağmen aynı, evet, fiyat. Aynı fiyat, değişen bir şey yok. Ve üstelik çok daha verimli, o, daha fazla tabii, et alıyorsun. Tabii, et cinsi bu. Bu et cinsi. Benim ülkem de bu et cinsini yetiştirmiyor. Besiciye işte senin üretmen gereken dana bu, inek bu demiyor, öyle mi? Evet, işte bu olması lazım. Benim ülkemde olacak hayvan bu. Yetişmez diye bir şey yok. Yetişiyor. Niye yetişti? Ben getirdim, yetişti işte, oldu. Üç beş kişi var. Gerisi o işten alakalı. Kalmadı bile zaten. Kalmadı. Diyorlar ki siz de bırakın. Bırakın ama ne yapalım? Ben bir emekliyim. Aldığım 35 lira günde, 30 lira günde. Bunu hangi birine yetiştirecek? Burası bayağı bir hayvancılık köyüydü değil, evet, mi? Evet. Evvelden 550-600 hayvan vardı. Şimdi bu bitti. Bırakın diyen de size artık yapmayın bu işi. Bu yapmayın. Yani kendimizden zaten ot yok, saman yok. Hiçbir şey burada erite ekilmiyor. Hep de Trakya'dan gelecek, biz de alacağız. Şimdi bak teyzeciğim, burada doğduk, burada büyüdük diyorsun. Bana bir gel burayı bir göster mesela. Bir yanıma seni alabilir miyim? Bak. Şimdi şurası diyorlar ki mera alanıymış. Şimdi mera diye bir şey yok. Burada küçücük bir alan var. Hayvanlarınızı nerede besliyorsunuz? O yer mera değil. Onun da sahibi var. Orada beslenmiyor muydu hayvanlar? Otlamıyor muydu? Biz boş diye şimdi. O bir iki sene sonra orası da apartman olacak. Bize hiç hak tanıyan yok. Her yer apartman. Bir küçük boş yer buluyorlar. Ağaçlar bile söktüler, apartman yaptılar. Bize hak yok. Bizim işte kendi yerlerimiz ne varsa ondan oturuyoruz. Biz de gidip de başka iş de beceremiyoruz. Okulda okumadık. Bir hayvancılıkla geldik bugüne kadar. İşte onu da kör ettiler. Mesela bu hayvancılığı biz üretiyoruz sadece. Biz de ekmek yiyoruz. Ama bundan herkes yararlanıyor bu hayvancılıktan. Sütü doğal, eti doğal. Her şeyi doğal. Bunu niye kabul etmiyor bu devlet de? Dışarıdan bize hayvan getiriyor da o saman gibi etleri yediriyor. Küçük üretici emeğinin karşılığını alamaz hale gelince halk da sağlıksız gıdalar tüketmeye alıştı. Toprak ve su
acımasızca kirletildi, tüketildi, çevre yok oldu. Hiçbirimizi aldırmadık. Ama çok büyük hatanın tam ortasındayız. Aynı dönemde bizim sanayi ülkesi sandığımız Batı ülkeleri tarıma müthiş önem verip yatırım yaptılar. İlk önce aynı hataları onlar da işledi. Ama zararın neresinden dönsek kâr dediler ve tarıma yöneldiler. Şimdi durum farklı. Amerika dünyanın en büyük tarım ülkesi. İkinci Hollanda. Üçüncü Almanya. Türkiye 17 milyar dolarlık tarım ihracatıyla maalesef bu ülkelerin çok gerisinde. Size bir şey söyleyeyim. Bir kez hayvanlar aleminde güven var. Önce evet biraz tedirgin oluyorlar. Ama insanlar gibi değil. Eğer bir kez güven duyarsa size sonsuza kadar güven duymaya devam ediyor. Çünkü benden bir zarar gelmeyeceğini onlar da biliyor. Ama şöyle bir şey var, merak. Merak duygusu çok önemli. Bakın bütün bu hayvanların işte diyorum ya kendine ait bir ırkı olması lazım bir ülkenin. Bizlerin de dışarıdan ithal edeceğimize, bizim özelliklerimize uygun, bizim toprağımıza, bizim tüm özelliklerimize hiçbir şekilde karşı çıkmayacak bir ırkımızın olması lazım. Ki bu sürdürülebilir olsun. 5 sene sonra da, 20 sene sonra da, 50 sene sonra da o ırkı geliştirerek devam edebileceğimiz bir altyapımız olsun diyorum ya. İşte bu merak duygusundan kaynaklanır ancak. Bilim dünyası böyle gelişiyor işte. O merak duygusu olmazsa bizim herhangi bir şekilde ileri gitmemiz mümkün değil. Oradaki insan uzaylı mı? Neden Danimarkalı ya da işte Hollandalı en iyi ırkı yarattım ben diye bütün dünyaya pahalı fiyatlarla satıyor? İşte hayvan ithal ediyoruz. Hayvan ithal ettikten sonra işte 2 sene sonra ne yapacağız diye düşünüyoruz. Kendi kaynağımızı hiç kimseye ihtiyaç duymayacak bir şekilde yaratabiliriz. Ama işte izin vermiyorlar adama. Bakın, uluslararası bir güç bu. Yani öyle hayvan ithalatı falan yaparken aslında size ellerinde büyük dosyalarla gelip işte benim öyle bir ürünüm var ki bu canlılar şöyle 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 diye pazarlamasını yapıyorlar zaten. Yani düşünsenize dünyadaki bu global şirketler, uslu dur bakayım yapma öyle. Dünyadaki bu global şirketler işte tarımda ve hayvancılıkta o kadar ilerlemiş bir yapı var ki büyük paralar dönüyor. Dolayısıyla size ürettirmiyorlar işte. Üreten de küçük ölçekli kalıyor. Aslında bunun milli bir politika olması lazım diye sürekli aynı şeyi söylüyorum. İşte bundan o büyük global şirketlerin karşısına çıkıp benim kendi varlığım var. Ben kendi kendime yetebilecek bu varlığı idare edebilirim dememiz lazım ki buradaki köylü, çiftçi, besici kendine güvenle geleceğe dönük olarak yatırım yapabilsin. Şimdi bu iş maalesef ama maalesef büyük bir güç meselesi. Bütün dünyada bu böyle. O gücü kullanan belli ülkeler var. İşte hayvancılıkta çok ileri gitmiş ülkeler var. İşte kendi ırkını geliştirebilen ve bunu da dünyaya pazarlamayı bir ekonomik güç olarak görüp yöneten ülkeler. O ülkelerden birisi neden biz olmayalım? Hep söylüyorum gençlere, neden hep bilgisayar mühendisi olmak istiyorsunuz, doktor olmak istiyorsunuz, inşaat mühendisi olmak istiyorsunuz ya da bir bankada yönetici olmak istiyorsunuz ya da bir şirket kurup işte 50 kişiye istihdam sağlayacağım diyorsunuz. Neden hayvancılığı düşünmüyorsunuz? Neden bu kadar çok teşvikler varken dünyada bu kadar çok fırsat yaratan bir sektör olduğunu düşünmüyorsunuz? Herkes kentlere göç ediyor. Herkes kaçıyor. Herkes köyleri terk ediyor. Hayvancılıkta gelecek görmüyor. Ama oysa asıl gelecek burada. Bunu anlamanız için daha ne yapmamız lazım bilmiyorum. Ama Türkiye'de bir anlayışın değişmesine ihtiyaç var. Tarım ve hayvancılık ülkesinde dışarıdan gelen bir ürün raflarda nasıl olabilir? Tarım ve hayvancılık ülkesinde kendi kendine yetemeyeceğini düşünen bir yapı nasıl olabilir? Böyle bir şey mümkün mü? Tarım ve hayvancılık ülkesinde tarım ve hayvancılıkla kalkınılır. Bakın, müthiş bir görüntü değil mi? Çok etkileniyorsunuz değil mi? Ben de çok etkileniyorum. Gerçekten etkileniyorum. Ama bunun gibi çiftliklerin yüzlerce, binlerce olması lazım ki o biraz önce söylediğim o uluslararası güçlere kafa tutabilelim. Ve Anadolu'yu asıl o zaman zenginleştirelim. İşte bir şey söyleyeyim mi? İstersek olur. Dum 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 d
Benim bir tezim var ya her zaman. Yani ekonomiyi anlamak çok zor bir şey değil. Komplike bir şey değil çünkü ekonomi. Hele Türkiye'deki ekonomik şartları anlamak için aslında birkaç tane parametreye bakmak yeter. Hani hep dersiniz ya da ben duyarım ya da bana attığınız maillerden geliyor. O kadar karmaşık ki ekonominin bu karmaşık yapısını çözmek için matematikçi olmak lazım. Değil. Bakın Türkiye'de en önemli problem, Türkiye'nin en önemli problemi enflasyon. Enflasyon demek aslında cebimizden paranın eksilmesi ve bizim satın alma gücümüzün sürekli azalması demek. Türk ekonomisinin çözülemeyen temel kronik problemlerinden bir tanesi enflasyon ve Merkez Bankası bugüne kadar yaptığı bütün açıklamalarda hep enflasyonla ilgili mücadelede başarısız olunduğunu, istenilen seviyeye bir türlü ulaşılamadığını söyledi ki çok zor dönemlerden geçtik. Bakın dünya büyük bir kriz atlattı, küresel kriz atlattı. O küresel kriz esnasında Amerikan Merkez Bankası faizleri hep sıfır seviyesinde tuttu ki biraz iş önde olsun, çarklar dönsün, yatırımlar durmasın ve istihdam olanakları biraz daha artsın. Yatırımcı eğer yatırım yaparsa, sanayi yatırımı yaparsa istihdam artar elbette. Şimdi böyle bir dönemde Türkiye'de çok ciddi sıcak para girişi oldu. Çünkü Amerikan Merkez Bankası'nın sıfıra yakın tutması faizleri 7-8 sene boyunca yatırımcıyı Türkiye gibi ülkelere itti. Çünkü en çok parayı nerede kazanacaksa oraya gelir. Ama bunun sıcak paranın belli bir dönem için yaraya merhem olması durumu söz konusu. Sıcak para şimdi işimize yaramıyor. Çünkü yeni bir krizden bahsediyoruz. Bundan sonraki süreçte bakın Fed faizleri arttırdıktan sonra içerideki para gitmeye başladı. 1 milyar doların üzerindeki parayı dışarı kaçırmışız bir sene içinde. Bundan sonra da daha da gidebilir. Bizim ihtiyacımız olan şey yabancı yatırımcının gelmesi buraya ve istihdam sağlayacak yatırımlar yapması. Sıcak para değil, yatırım parası. Onun için yabancı sermaye bu açıdan çok önemli. Ama bizim çözemediğimiz mesele enflasyondu. Merkez Bankası da hep buna vurgu yaptı. Şimdi enflasyon raporunu açıkladı Merkez Bankası. Enflasyon raporu, yılın ilk enflasyon raporu. Merkez Bankası Erdem Başçı'nın söylediği şey şu. Özellikle kırmızı et fiyatları, gıda fiyatlarındaki yükseliş eğilimi enflasyonla mücadeleyi maalesef etkisiz kılıyor. Bu çok enteresan bir şey. Çünkü Türkiye bir tarım ülkesi. Gıda fiyatları nasıl yüksek olabilir? Hele hele et fiyatları. Biz bir hayvancılık ülkesiydik. Baktığımız zaman rakamlara bakıyorum, araştırıyorum, inceliyorum. Tek tek bütün verileri karşılaştırıyorum. Türkiye'de hayvan sayısı artmış. Türkiye'de hayvan sayısı arttıysa et fiyatları nasıl artabilir? Eğer hayvancılıkta iyi bir noktaya geldiysek et fiyatları neden rekor üstüne rekor kırıyor? Ve dar gelirli et yemek şöyle dursun, evine almak şöyle dursun, yılda bir eti görürse mutlu olmak zorunda kalıyor. Bu şimdi acayip çarpık bir matematik. Şimdi ne yapılabilir? Türkiye'nin şöyle bir şeyi var. Benim gittiğim, gördüğüm köylerde bir kez dışarıda hayvan beslemiyoruz. Dışarıda hayvan yok. Otla, yemle besliyoruz, otla değil. Hayvan kendi kendine beslenmiyor. Fransa'ya gittim, gördüm. Hollanda'ya gittim, gördüm. İtalya'ya gittim, gördüm. Her taraf hayvanlarla dolu. Şimdi deniyor ki Türkiye'deki iklim şartları müsait olmadığı için hayvanlar kapalı olmak zorunda. Türkiye'deki hayvanlar tutsak ve her seferinde et fiyatları yükseldiği zaman ithalat kapısı açılıyor. İthalat yapılıyor ve dışarı hem canlı hayvan ithalatı dışarıdan alıyoruz hem de et giriyor içeri. Böyle bir durumda da üretici diyor ki zaten yem fiyatları çok pahalı. Ben de artık yavaş yavaş kendimi koruma altına almak zorundayım. Daha fazla üretemem diyor. Çünkü zaten ithalat yapılıyorsa bana darbe vuruluyor diyor. Et fiyatları hala yüksek. İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Aslan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şimdi benim giriş konuşmasında çizdiğim fotoğrafta eksik bir durum var mı? Yok. Aslında neden Türkiye'de fiyatlar, et fiyatları bu kadar? Şimdi aslında genel çerçeve öyle. Ama bizim kendimize ait dinamiklerimiz var. O dinamikler içerisinde yıllardır uzmanların söylediği bazı çözüm önerileri var. Israrla bu yollara gidilmiyor. Siz çok güzel ifade ettiniz. Özellikle açık besi yapılmıyor Türkiye'de. Açık besi en uygun yapılan besidir. Maliyeti en düşük olarak yapılan besidir. Hem iş gücü açısından hem de aslında yem açısından. Biliyorsunuz en büyük maliyet yemden kaynaklanıyor. Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Siz hayvanı meraya salıyorsunuz. Tabii mera kaldıysa meraya salıyorsunuz. Burada hayvan besleniyor. Sütten kesilme sonrasında da kapalı besi alınıyor. Hızlı bir besi yapılıyor. Dolayısıyla coğrafik konum, ülkemizin coğrafik konumu, durumu buna uygun. Böylece maliyetler düşürülmüş oluyor. Üretim artmış oluyor. Etlerin yükselmesi için, et fiyatlarının yükselmesi için de aslında bir neden olmuyor. Ancak yine söylemiştiniz,
TÜİK'in açıkladığı veriler var. Hayvan sayımı sürekli olarak artıyor. Evet, hayvan sayısı artıyor ama et elimizde fiyatları yeterli artıyor. Yeterli damızlık var. Kesim için hayvanlarımız var ama et fiyatları yine de artıyor. Şimdi burada başka şeylere bakmak lazım. 3-4 yılda bir döngü oluşuyor aslında. Bu döngü içerisinde önce söylentiler çıkıyor. Önce sütle ilgili bazı manipülasyonlar yapılıyor. Sonra bir şekilde üretici bundan ürküyor. Ben üretemesem elimdeki ürün elimde kalırsa diye bunları kesime gönderiyor. Anaçları özellikle kesime gönderiyor. Hayvan sayımız göreceli olarak, ben yine yeterli olduğunu düşünüyorum. Göreceli olarak düşüyor. Ama bunun propagandası öyle iyi yapılıyor ki üretici korktuğu için, geri çekildiği için yine ithalatla ilgili söylentiler çıkıyor. Bir şekilde ithalat yapılıyor. Ve geldiğimiz noktada aslında ülkemizin hayvancılığına en büyük zararı ithalat veriyor. Bunu herkes biliyor. Bunu bakanlığın kendi stratejik planı var. Besiyle ilgili, etle ilgili. 2015'te bir araya gelip hazırladıkları stratejik planda var. Orada da açık olarak, genel olarak vardıkları nokta şu: ithalat bizim hayvancılığımız, geleceğimiz için büyük darbedir. Bunu yaptığınız sürece et fiyatlarının önüne geçemezsiniz. Özellikle son yıllarda birlikler asıl iştigal edecekleri alanları, hayvan ıslahını unutup ticari işlerle ilgili bazı girişimlerde bulunmaya başladı. Benim de dikkatimi çeken şey o. Birliklerin normal olarak üreticinin yanında yer alan sivil toplum örgütü gibi davranmaları gerekmez mi? Evet. Tam bir ticari firmalara dönüşmüşler. Birliklerin kendisi ticaret yapıyor. Kesinlikle. Bu nasıl mümkün olabilir böyle bir şey? Bunun derhal, bu mevzuatın derhal değiştirilmesi lazım. Bu birliklerin hayvan sağlığı hizmetleri, ticaret yapabilecekleri ilaç satışı ve benzeri noktalardan çekilmesi lazım. Diğer bir risk de aslında burada toplum sağlığını hiç belki göz ardı ediyoruz. Toplum sağlığı da çok büyük risk altına giriyor. Çünkü bu tip ticari yapılanmalarda satışa yönelik, kara yönelik kaygılar ortaya çıkıyor ve diğer bazı kaygılar ortadan kalkıyor. O bakımdan mutlaka sivil toplum örgütleri olarak, mesleki olarak örgütlenen bu üretici birliklerin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Çok geçmişten gelen, genetik olarak yatkın olan bir alanla ilgili konuşuyoruz. Tarım ve hayvancılıkla, bu coğrafyada yapılabilecek en önemli faaliyetle ilgili konuşuyoruz. Ama bunu bu şekilde kullanmaya kesinlikle izin verilmemesi gerekiyor. Ne yapılmalı et fiyatlarının düşmesini sağlamak için? İlk aşamada mutlaka bir eylem planı vardır. Açıkçası şu görüldü. İthalat et fiyatlarını düşürmüyor. En fazla 1 lira düşürüyor. Adeta geriye dönen şişmiş balon gibi tekrar daha sert bir şekilde geri geliyor. İthalatı bence derhal önlemek lazım. Zaten bir noktaya kadar o kendini bulur. Yani ithalat yapmadığınız zaman iç piyasadaki materyali kesmeye başlayacağız. Var olan, hazır olan aslında bizim kendi besi materyalimizi kesmiş olacağız. İthalatı kesmemiz lazım. Eğer gerekiyorsa çok esnek teşviklerle üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Kış aylarındayız. Kış aylarına yönelik bahara kadar rahatlayabileceği esnek teşvikler vermeliyiz. Üretime yönelik, geleceğe yönelik, dünyada, bunu tekrar dünyayı keşfetmeye gerek yok. Dünyada uygulanan metotlar var. Biraz önce söylemiştik. Açık besi. Bununla ilgili ve bunun sonucunu öyle çok geç almıyorsunuz. 2 sene içerisinde bunun sonuçları size geri dönüyor üretimde. Özellikle besi sığırında. Tekrar teşvikleri buna göre yönlendirmek gerekiyor. Bu önlemleri almak gerekir. Neden yerli ırkları geliştirmiyoruz? Mesela ben köylere gittiğimde ineklere büyük bir gururla, sanki önünde son model bir İtalyan spor arabası almış gibi böyle büyük bir gururla, bakın diyor, bizim ineğimiz Holstein diyor, biz alabildik diyor. Ya Holstein ineğini, ithal ineği, yabancı menşeli bir ineği gururla bana göstermek benim gururumu kırıyor bir Türk vatandaşı olarak. Çünkü bizim coğrafyamızda kendi ırklarımızı geliştirdiğimiz bir tarihimiz, geçmişimiz var değil mi? Evet. Neden kendi ırklarımızı ticari meta olarak geliştiremiyoruz? İşte bu da bir ticaret şekli aslında. Bizim kendi elimizdeki kaynaklar bu döngüyü, biraz önce söylediğim ithalat, maalesef, canlı hayvan ithalatını, buradan para kazanan bazı kurumların döngüsüne aslında engel oluyor. Yerli ırkları biz eğer geliştirirsek. Halbuki çok önemli gen kaynaklarımız onlar. Biraz önce söylediğim şey çok önemli. Gelecekte kültür ırklarının bu coğrafyada ne olacağını bilemeyiz. Ama yerli ırklarımız yüzyıllardır bu coğrafyada ve dayanıklılıkları sayesinde daha belki yüzyıllar, eğer biz onları tutarsak, yüzyıllar bizi idare edecekler
belki de bizim umudumuz olacaklar gelecekte. Çok önemli bilgiler verdiniz. Çok çok teşekkür ben ediyorum teşekkür gerçekten. Dediğim gibi en önemli şey, benim de inandığım şey, Anadolu çok zengin bir coğrafya. Fakat biz yavaş yavaş unutmaya başladık. Yani bütün dünyada bu böyle. Yani ne yiyeceğimiz, hangi tür müziği dinleyeceğimiz, hangi kıyafeti giyeceğimiz, hangi arabaya bineceğimiz, hangi televizyon programını seyredeceğimiz aslında tek tipleşti. Buna karşı durmak lazım. Neyi kaybettiğimizin farkına varmamız lazım. Eskiden neyi yapıyorken neden sağlıklı yaşadığımızı oturup düşünmemiz lazım. Yoksa dünya global bir köy masalına inanırız. Dünya global bir köy olamaz. Elbette ki başka ülkelerle iletişim içinde olacağız. Elbette ki kendimizi dünyadan soyutlamayacağız. Ama kendi değerlerimizi yitirmeden, kendimize has değerleri ve zenginlikleri koruyarak, geliştirerek ve gelecek nesillere bırakarak yaşamak bir kez her şeyden önce boynumuzun borcu, bizim insanlık görevimiz. Onun için tek tipleşme yerine neyimize sahip olabileceğimize kafa yorarsak daha yaşanır bir dünya kurarız bence. Endüstriyel tarımın fabrika haline gelmiş hayvan üretim çiftliklerinde hayvanlar daha fazla et tutmaları ya da daha fazla süt üretmeleri için doğalarına aykırı bir şekilde besleniyor. Sıkışık bölmelerde stres altında yaşamak zorunda kalan hayvanların ruh hali bozulunca et verimi de düşüyor tabii. Peki meralarda otlayan hayvanlara ne oldu? Avrupa ülkelerinde gördüğümüz açık alanlarda otlayan hayvanlar bizde neden yok? Daha önemli bir soru sorayım. Küçükbaş hayvan neden Türkiye'de artık önemli değil? Neden büyükbaşa yatırım yaptık ve neden ithalatı tek çare olarak gördük? İşte böyle. Bu programda size biraz daha anlamanıza yardımcı olmaya çalıştım. Size biraz daha bilgi vermeye çalıştım ki neden bu kadar çok hayvan sayısı artmasına rağmen Türkiye gibi bir ülkede, yani tarım ve hayvancılığın hala güçlü olduğunu düşündüğümüz bir ülkede et fiyatları bu kadar pahalı olsun. Üstelik de bundan sonrası için daha da pahalı et fiyatlarının olduğu bir ülkede yaşayacağımıza dair kafalarda hiçbir şüphe olmasın. Böyle bir şey kabul edilebilir mi bilmiyorum. Çünkü Anadolu burası. Farklı bir coğrafya burası. Burası üretimin merkezi. Burası çalışmanın, emeğin, alın terinin ülkesi. Ama gelin görün ki Türkiye'de bakın 1980'lerde nüfus sadece 45 milyonken 82 milyon küçük ve büyükbaş hayvanımız varmış. Şimdilerde 78 milyon nüfusumuz var ve hayvan sayısı 40 milyonlara düşmüş durumda. Yani nüfus artarken hayvan sayısı artmış gibi gözükse de artık yetmiyor. Çünkü üretici üretmiyor. Çünkü dünyada şirketleşti tarım. Tarımın şirketleşmesi büyük bir tehlike. Ben size her programda söylemedim mi? Birleşmiş Milletler uyardı, raporlar yayınladı. Tarımı şirketler yapamaz. Tarımı küçük çiftçi yapmalı. Tarımı köylü yapmalı. Ama köylüler kente göç etmeye başladığı sürece ve bu göç durdurulmadığı sürece biz bu pahalı fiyatlarla yaşamak zorundayız. Tarım şirket işi olamaz. Tarım bireyin, köylünün işi. Anadolu insanının işi. Onun için benim gençlere karşı umudum çok büyük gerçekten. Gençlerin kariyer planlarında tarım ve hayvancılığı sömürmeden, aşağılamadan, onu sanki uzaydan gelmiş bir meslek gibi görmeden biraz daha yakından inceleyerek bence sahip çıkması gerekir. Kurtuluş reçetemiz bu. Bakın Amerika'da, Fransa'da, İspanya'da, Almanya'da, Hollanda'da, İtalya'da, Danimarka'da gençler tarıma giriyor biliyor musunuz? Dünyada ne olup ne bittiğini takip etmek zorundayız. Çünkü bu ülkeler hata yaptılar. Çünkü bu ülkeler aynen şu anda Türkiye'de yaşadığımız her şeyi yaşadıkları için yavaş yavaş artık insanlarını tarıma yönlendirmeye çalıştılar. Bakın Hollanda'da topu topu 200 bin tane çiftçi var. Ama o 200 bin çiftçi bir tarih yazıyor. Dünyanın Amerika'dan sonra en büyük tarım ihracatçısı Hollanda diyorum. Ve topu topu 200 bin çiftçisiyle yapıyor. Biz üretmiyoruz. Biz tarım ve hayvancılığı önemsemiyoruz. Biz artık pırıltılı, ışıltılı hayatların peşinde çocuklarımıza kariyer planlıyoruz. Kariyer sadece bankalarda, mühendisliklerde, doktorluklarda olmaz. Biz Anadolu'nun bir kültür mirasını taşıyan ülkeyiz. Anadolu'nun kültür mirasının içinde tarım var. O tarım unutursak
biz mutsuz yaşamaya başlarız. Mutsuz yaşarsak gerçekten bu canla başla, sevgiyle, tutkuyla bağlı olduğumuz topraklarda huzursuz yaşarız. Bunu yaşamayalım. Batı bu hatayı yaptı. Aynı hataya düşmeyelim isterim. Onun için gençlerden benim isteğim biraz tarıma bakıp orada bir ışık olabileceğini görmeleri. Eğer görebilirlerse bence hepimiz için bir umut ışığı var. Ben Cem Seymen. Bana lütfen yazın cemset@cnntürk.com.tr. Bütün sosyal medyada, tabii ki Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da hem sorularınıza cevap vereceğim hem de önerilerinizi mutlaka aklıma yazacağım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.